Merhaba hanımlar, bugün sizlere iğne oyası yapmanın ilk adımı olan zürafa yapımını göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir ip ve iğneden oluşuyor. Ben size bugün daha önceden iğnemi, ipliği taktım. Yalnız iğne seçimi burada çok önemli. İğne oyasının zarif ve muntazam olması için küçük bir iğne ile yapmak lazım. Bu da şu şekilde küçük bir iğne. İğne oyası iğnesi ki yaptığımız oyanın daha muntazam ve güzel olmasını sağlayacaktır. Ama ben sizlere bugün büyük bir iğne seçimi yaptım. Yapımı hem kolay hem de sizin ilk alışmanız bakımından böyle bir iğne tercih ettim. Şimdi başlayalım. Ben ilk önce ipliğimizi taktım. Şöyle bir yeşil bir iplik. Çünkü genelde zürafalar yeşil renkten oluşur. Şöylece İlk önce ipimizi alıyoruz. İpimizin sonu olan en sonunu şöylece yazmamızın üstüne koyuyoruz. Bu arada yazma diyorum ama ben ilk öğrenecekler için böyle bir deneme mendilinde yapmayı uygun gördüm. Şöylece ipimizin şu ucunu alıp iki baş parmağımızla işaret parmağımızın arasında sıkıştırıyoruz. İğnemizi sıkıştırdığımız ip üste gelecek, iğne altta olacak şekilde böylece sabitliyoruz. Altta olan ikili ipler şöylece iğnenin alttan bir defa dolayıp iğneyi çekeceğiz. Yalnız ilk başladığımız için ilk düğümün sık olması çok önemli. Ben burada onun için iki defa doluyorum ipliğimi. Böyle yavaşça, size yavaşça gösteriyorum. İpliğimi sabitlemem lazım. Böylece sabitledim. Ama bu böyle olmayacak tabii ki. Bunu sıkıştırıp pekiştirmem lazım ki örneğimiz, düğümümüz açılmasın. Şu şekilde. Tekrar iğnemizi elimize alıyoruz. Arasını uygun bir uzunlukta ayarlayıp iğne altta şu ipimiz üstte kalacak şekilde tekrardan alttaki ikili iplerimiz tekrardan böyle bir defa dolayıp yavaşça çekiyoruz. Şu şekilde. İki parmağımızın arasında alıp düğümü pekiştiriyoruz. Tekrardan iğne altta şu ipimiz üste gelecek şekilde ipimizi, alttaki ikili ipimizi iğnenin altından bir defa dolayıp yavaşça çekiyoruz. Burada iğne oyası yaparken bazı önemli püf noktaları var. Bunlardan bir iki tanesini size söyleyeyim. İlk önce yaptığımız şu arayı biz ayarlıyoruz ama aranın ne kadar mesafeli olması yaptığımız örneğin o kadar güzel veya kötü olmasına sebep olacak. Şu şekilde. Bu ara ne kadar uzun olursa, şöyle uzun olursa yaptığımız, üstüne yaptığımız örnek büyük durur. Yani o da güzel, zarif durmaz. Ne kadar zürafanın arasının az olması demek, yaptığımız örneğin muntazam ve zarif olması demek anlamına geliyor. Tekrar bir üçüncüyü yapalım. İğne altta şu ipimiz üstte kalacak şekilde ikili iplerimiz şurada bir defa doluyoruz yavaşça. Şu şekilde. Tekrar bir püf noktası söyleyeyim sizlere. Yaptığımız düğümün açılmaması için şu düğümlerin açılmaması için düğümleri pekiştirmemiz lazım. Şöyle. Tekrardan iğne altta şu ipimiz üste gelecek şekilde alttan bir defa doluyoruz. Şu şekilde pekiştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda siz eliniz alıştıkça ve öğrendikçe bu düğümü iki defa dolayabilirsiniz. Ama bazı yerlerde iki defa dolamak iğne oyasını
hoş göstermiyor. Düğümler biraz daha iri olduğu için zarif durmuyor. Onun için ben tek dolamayı tercih ediyorum. Bir de ben size bugün zürafa yapımında ilk öğrenenler için bir mendil tercih ettim. Burada bir yazma da olabilirdi. Bu yaptığım mendilin kenarı kendiliğinden yapılmış şekilde. Verev ki bir yazmaya yaptığımızı düşünelim. O zaman yazmanın kenarını kıvırmak gerekecek. Kıvıracağımız zaman da hem kıvırıp hem zürafa yapmak biraz yeni öğrenenler için zor olacak. Onu da diğer bir videomda yazmanın kenarı nasıl kıvrılır ve zürafa nasıl yapılır size göstereceğim. Şu şekilde. Pekiştirirken baş parmağımız ve işaret parmağımızın arasında pekiştirmek çok önemli. Çünkü böyle bu şekilde tutmadığımız zaman, böyle çektiğimiz zaman çekerken yazmamız ve tülbentimizin şu araları delinecektir. Onun için şu parmağımızın arasında böyle sıkıştırmak daha uygun. Bu şekilde. İğne oyası yaparken ipimiz de çok önemli. Yaptığımız ip, tercih ettiğimiz markalar çok önemli. Çünkü iğne oyası düğümden ibaret olduğu için zarif durması için ip seçimi burada önemli rol oynuyor. Çünkü ipimizin kalitesi yaptığımız örneğin güzel veya kötü olmasına sebep olacaktır. Evet hanımlar, yaptığımız zürafa bu şekilde. Şu arkası şöyle yakından göstereyim sizlere. Ve unutmayalım ki hanımlar, yapacağımız zürafa ne kadar güzel, ince ve muntazam olursa yaptığımız örneğimiz de bir o kadar güzel olur. Çünkü bundan sonra yapacağımız aşamalar hep zürafanın üzerinde olacak. Gerek yazma olsun, gerekse havlu kenarı hep zürafanın üzerinden oluşacak. İlerleyen videolarda sizlere yazmaya göre ip rengi seçimi, yazmanın desenine göre iğne oyası seçmeyi, modeli seçmeyi göstereceğim. Siz de videoyu izledikten sonra kendiniz yapacak ve öğreneceksiniz. Bu tarz videoları, bu tarz içerikleri izlemek istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.